Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinde 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık videosuyla karşınızdayız. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Çalışmamıza başlamadan önce hemen yazılı kampını sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kamp gerçekten çok ama çok önemli bir kamp. Görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi gibi bütün dersler burada. Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap Tarihi, İngilizce ve tabii ki de Din Kültürü de burada ve bugün 30 Ekim Cumartesi ve Din Kültürü dersinde 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık videosuyla karşınızdayız. İzle öğren ve başar diyoruz ve izleyip öğrenmenin başarmanın bir yolu da tabii ki de kitaplardan okumaktan geçiyor. Ve sıfırdan sekize sözel kitabımızda şöyle açalım sözel kitabımızı çok güzel özet bilgiler yer alıyor ve bu güzel özet bilgileri okuyup ardından bu bilgilerle ilgili seçici ve çok bilgi dolu soruları çözerseniz öğrenmeniz gerçekleşmiş ve kalıcı hale gelmiş oluyor. Peki başka hangi kitaplarımız var? Tabii ki de taktikli yine e, Dinamo, Din Kültürü Soru Bankası ve 10'da 10 Zoru Bankası'ndaki soruları çözdüğünüz zaman ne olacak? Öğrenmeniz gerçekleşmiş ve pekişmiş olacak ve sınavlarda asla ve asla yanlış yapmayıp 100 tam puan alacaksınız. Kitaplarımızı sizlere tanıttık. Bu kitapların yanında yine en az bu kitaplar kadar önemli olan bir başka kitabımız var. Yazılı Notları kitabı. Bu kitabı aldığınız zaman birinci dönemle ilgili tüm yazılı sınavlarına hazırlanmış oluyorsunuz. Bakın birinci yazılı artı ikinci yazılı. Her e, derse ait özet bilgiler yer alıyor ve sınavda çıkabilecek olan konulara ait çok güzel kritik bilgiler burada yer alıyor ve bu Yazılı Notları kitabını sınavdan önce çok güzel bir şekilde okuyup sınava girerseniz bütün eksiklerinizi gidermiş olacaksınız ve sınavda da çok yüksek not alacağınızı düşünüyorum. Bakın burada hemen kader ve kaza inancı ile ilgili çok güzel bilgiler, özet bilgiler yer alıyor. Sınavda sizin karşınıza çıkabilecek olan kavramların tanımları yer alıyor ve kavramlar, formüller çok iyi bir şekilde burada anlatılmış. Ve şimdi ne yapalım? Hemen çalışmamıza başlayalım. Müzik Öğrenci notları yani sınavda hangi konudan sorumluyuz? Tabii ki de kader inancı konusundan. Kader inancı konusunda kader ve kaza inancı, insanın iradesi kader, kaderle ilgili kavramlar, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Ayetel Kürsü e, konuları bizim için çok ama çok önemli. Kader ve kaza inancında kader, kaza, ilim, kudret, irade, ölçü, sünnetullah, evrensel yasalar e, bizim için önemli. İnsanın iradesi kaderde biliyorsunuz bir külli irade vardı bir de cüz'i irade vardı. Bu konular bizim için önemli. Kaderle ilgili kavramlarda ecel, ömür, emek, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, hastalık, sağlık kavramlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Hz. Musa Aleyhisselam'da Kelimullah nedir, Tevrat, İsrailoğulları, Firavun, Hz. Harun kavramları çok önemli. Ve Ayet-el Kürsü'de Bakara Suresinin 255. ayeti Hay, Kayyum, Ali ve Azim kavramlarını da bilmemiz lazım. Hemen bu konularla ilgili böyle kısa sizlere bilgiler vermek istiyorum. Sınav öncesi güzel bir hatırlatma olur sizler için de. Kader neydi? Kader kelime olarak bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek yani bir şey hükmetmek, planlamak anlamına geliyordu. Terim olarak ise Allah'ın sonsuz ilim ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine biz kader diyorduk. Peki kaza, kaza kelime olarak hükmetmek, emretmek, yaratmak, karara bağlamak ve gerçekleştirmek anlamındaydı. Terim anlamı ise işte ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılmasıydı. Kaza kavramının tanımı da böyleydi. Tanımlarını yaptık. Şimdi kader ve kazayı biraz daha somutlaştıralım. Kader bir işin planlanmasıydı. Kaza ise bu planın gerçekleşmesiydi. Kader önce gelirdi, kaza sonra gelirdi. Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyla ilgiliydi kader. Kaza ise kudret ve yaratma tekvin sıfatlarıyla ilgiliydi. Kader ve kaza kavramını şu güzel örnekle sizlere açıklamak istiyorum. Örneğin su 100 derecede kaynar değil mi? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yani bu 8. sınıf düzenine gelmiş tüm öğrenciler bunu bilir. Su 100 derecede kaynar. İşte suyun 100 derecede kaynaması kuralı kader kavramıyla ifade edilirken 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması da kazadır. İşte kader ve kazayı bu şekilde somutlaştırarak da sizlere aktaralım. İlim irade ve kudret kavramlarına baktığımız zaman bu kavramlar da bizim için çok önemli kavramlar. İlim Allah'ın gerek duyular alemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve duyuları, olayları bilmesiydi. İrade neydi peki? İrade kavramı da önemli. Allah'ın dilemesi ve dilediği şekilde yapmasıydı. Kudret ise Allah'ın her şey gücünün yetmesi ve dilediğini dilediği zaman var veya yok etmesiydi. Kader ve kaza inancında son olarak sünnetullah yani evrensel yasalara bakmamız lazım. Sünnetullah işte adetullah evrensel yasalar bunlar bizim için çok önemli. İşte örneğin fiziksel yasalara baktığımız zaman evrenin işleyişi ve e, düzeni maddenin oluşum ve ile ilgiliydi fiziksel yasalar. İşte evrenseldi değişmezdi örneğin suyun kaldırma kuvveti ısıtılan maddenin e, genişlemesi gibi e, durumlar örnekler verebiliriz fiziksel yasalara. Bir de biyolojik yasalar vardı. Biyolojik yasalar canlıların yapısı, oluşum ve ile ilgiliydi ve insan bitki işte hayvanlar bu programa göre yani biyolojik yasalara göre yaratılmıştı. Ve Alak suresinin ikinci ayetinde de Yüce Allah ne diyor? O insanı alaktan yani embriyodan yarattı diyor. Fiziksel yasalar var dedik, biyolojik yasalar var dedik. Hatta şuraya da bunu yazalım. Şimdi fiziksel yasalar var dedik. Sizlere bir de biyolojik yasalar var dedik ve şimdi de toplumsal yasalardan bahsedelim. Şöyle toplumsal yasalar. Bunlar da bizim için çok önemli. Çünkü toplumsal yasalar insanlar arası ilişkileri sebep sonuç ilişkisi içerisinde ele alır. Toplumlar adaletle ayakta kalır. Gelir dağılımı adil olmazsa toplumsal barış da bozulur. Bu da bizim için önemli. O halde fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları da öğrenmiş olduk. Sünnetullah evrensel yasalar bizim için de çok önemliydi. Ve geldik insanın iradesi, kadere. Külli irade vardı, bir de cüz'i irade vardı. Şimdi sevgili arkadaşlar, külli irade cinsiyet, göz rengi, işte ırk, ecel, ömür ve benzeri kavramları ifade ederken cüz'i irade çalışmak, çalışmamak, iyilik, kötülük ve benzeri kavramları karşılar. Şimdi külli iradede ne var? Allah'ın mutlak ve her şeye hakim olan iradesidir. Buna biz külli irade deriz. Ama insanın sınırlı iradesi vardır. Buna ne diyoruz? Buna da cüzi irade diyoruz. Bu konu ve kavramları böyle örneklerle açıklıyorum ki sınavlarda karşınıza gelirse doğru bir şekilde işaretleyin ve 100 tam puanı alın diye. Uğraşıyorum arkadaşlar. Umarım size için faydalı, etkili ve güzel bir e, yayın oluyordur. Kaderle ilgili kavramlara baktığımız zaman ecel, ömür, emek, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, hastalık, sağlık bu kavramlar önemli. Bu kavramları zaten az çok gündelik hayatta da kullandığınız için bildiğinizi düşünüyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kelimullah kavramı bizim için e, çok önemli. Hazreti Musa Aleyhisselam da bir kere İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Ulul Azm peygamberlerden biridir ve... ...kardeşi Hazreti Arun ile Firavun'a karşı ne yapmıştır? Tevhid mücadelesi vermiştir. Kendisine gönderilen kutsal kitap nedir? Tevrat'tır ve Firavun'un sarayında büyümüştür. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Ve geldik Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi Bakara Suresinin 255. ayetinde yer alır. İnsanı kötülüklerden ve belalardan korur. Farz namazlardan sonra okunur. İsmini içinde geçen kürsi kelimesinden Almıştır ve konusu Yüce Allah'ın e, sıfatlarıdır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. İşte Hayy, Kayyum, Ali ve Azim gibi. Bu güzel ve özel bilgileri sizlere aktardık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sınavımıza başlayacağız ve çözeceğimiz sorularla sizlere çok güzel bir şekilde sınavlarınızda destek olacağız. Hadi bakalım çalışmamıza güzel bir şekilde başlayalım. Aralarını eşleştir. Evet ilk... E, çalışmamız eşleştirme çalışması ve verilen ifadeleri kavramlarla ne yapacağız? Aralarında güzel bir şekilde tabii ki de eşleştirme yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bir, yaşadığımız dünya dahil gök cisimlerinin tamamını içine alan yer. Şimdi yaşadığımız dünya dahil gök cisimlerinin tamamını içine alan yere biz ne diyoruz? Verilen kavramlara baktığımızda evren diyoruz değil mi? O yüzden buraya bir yazalım ve buraya da şöyle M diye M harfini de buraya yerleştirmiş olalım. Yaşadığımız e, dünya dahil gök cisimlerinin tamamını içine alan yere biz ne diyoruz? Evren diyoruz. Yaşam için verilen sürenin dolması. Bakın yaşam için verilen sürenin e, dolması hangi kavramla karşımıza çıkar? Tabii ki de ecel kavramıyla karşımıza çıkar. Yaşam için verilen sürenin dolması eceldir. O yüzden buraya 2 diyelim ve karşısına da D harfini yazalım. Kişinin her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesi. Bakın her türlü önlemi alıyoruz. Allah'a dayanıyoruz, güveniyoruz ve e, kontrolü, işte gerekli kontrolleri yaptıktan sonra işimizi Allah'a bırakıyoruz. Tabii ki de tevekkül etmiş oluyoruz. Hemen 3 diyelim ve 3'e de C diyelim. Kişinin her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesi. Tevekkül kavramıyla karşımıza çıkar. Bir işin... Yapılması için harcanan beden ve beyin gücü. Bu da emek kavramını tabii ki de bizim karşımıza çıkartır. Bir işin yapılması için harcanan eme e beden ve beyin gücünü biz emek diyoruz. Buna da 4 diyelim ve buraya da F diye belirtelim şöyle. Evet insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimi. Biliyorsunuz göz açıp kapayıncana kadar zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Daha okula başladığınız ilk gün e, sanki çok kısa bir süre önce yaşanmış gibi değil mi aklınızda? Gerçekten zaman böyle çok su gibi akıp gidiyor. İşte insanın doğumdan ölümüne kadar geçen sınırlı e, zaman dilimine de biz ne diyoruz? Ömür diyoruz. Beş diyelim şuraya ve H de buraya yazalım. Ömür. Allah'ın ezeli ve ebedi hayat sahibi anlamına gelen güzel ismi. Bakın ezeli ve... Ebedi anlamına gelen güzel ismine biz elhay diyoruz. Şöyle buraya altı diyelim ve buraya da i harfini hemen yapalım. Allah'ın tüm canların rızkını veren anlamındaki güzel ismi Allah tüm canların rızkını verir. Yeter ki helal yoldan elde etmek için mücadele edelim ve Allah'ın tüm canların rızkını veren anlamındaki güzel ismine biz Tabii ki de sevgili arkadaşlar ne diyoruz? El Rezzak diyoruz. O yüzden şuraya 7 diyelim ve buraya da ı harfini hemen yazalım. Yok L harfini hemen yazalım bu L. Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatı. Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına biz tabii ki de ilim diyoruz. Bu yüzden buraya 8 buraya da J diyelim. Allah'ın her şeyi bilmesi tabii ki de ilim sıfatıyla karşımıza çıkar. Allah'ın yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten anlamındaki güzel ismine El Kayyum diyoruz. Bu yüzden bu 9 ve buraya da A diyeceğiz. 9'a da A dedik. Allah'ın izzet, şeref ve hüküm darlık bakımından en yüce, aşkın olan anlamındaki güzel ismine biz ne diyoruz? El Ali diyoruz ve buraya 10 diyelim ve buraya da hemen N harfini de güzel bir şekilde yazmış. Olalım sevgili arkadaşlar. Allah'ın zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olan anlamındaki güzel ismine ise El Azim diyoruz. Buraya 11 diyelim ve buraya da B harfini hemen yazalım. Ve son olarak Allah'ın sonsuz ve sınırsız güç sahibi olması sıfatına da biz ne diyoruz arkadaşlar? hemen zaten e, burada çok güzel kavramlar var ama rızı bakın burada sormadık. Er rahimi sormadık. Kudret kavramıyla bu karşımıza çıkar. Buna da 12 diyelim. Allah'ın sonsuz ve sınırsız güç sahibi olması sıfatını biz kudret diyoruz. Şöyle K harfinde buraya alalım. Hemen çalışmamıza nereye devam ediyoruz? Boşluk doldurma çalışmamıza devam ediyoruz. Hadi bakalım boşlukları dolduralım. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik haline ne denir? Tabii ki de sağlık denir. Şuraya sağlık kavramında yazalım ve yukarıdaki sağlığı çıkartalım. Bakın sünnetullah, kelimullah, tevrat, kaza, kader, yasin, külli, rız, e, rızkı, bakara, sorumluluk, cüzi ve incil gibi kavramlar vermiş ve bu kavramlar içerisinde uygun olanları bu boşluklara güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım eminim bunların hepsini çok güzel bir şekilde yapıyordur. Evet iki. Verilen kararlar sonrasında ortaya çıkan sonuçların kabul edilmesine ne denir? Sorumluluk denir. Sorumlu insanlar verilen kararın sonucunda sonucuna da katlanır. Şöyle sorumluluk diye de yazalım. Allah'ın sınırsız, mutlak ve sonsuz iradesi, irade insanın sınırlı olan iradesi ise ne denir? Bakın Allah'ın mutlak ve sonsuz e, iradesine biz ne diyoruz? Külli irade diyoruz ve insanın sınırlı olan iradesine ise cüz'i irade diyoruz. Hemen böyle cüz'i ve külli'yi çıkartalım. Onlar da çok önemli kavramlar. Allah'ın evrene koyduğu temel ilkelerin Kur'an'daki ismidir. Allah'ın evrene koyduğu temel ilkelerin Kur'an'daki ismini biz sünnetullah diyoruz. Şöyle sünnetullah diye de yazalım. Onu da hemen çıkartmış olalım. Tüm canlıların bakın Allah'ın tüm canlıları ile birlikte yaratmıştır. Allah tüm canlıları ne ile birlikte yaratmıştır? Tabii ki de herkesi rızkı ile birlikte, rızık ile birlikte yaratmıştır. Hz. Musa aleyhisselam Allah ile konuştuğu için hangi lakabı almıştır? Bu, bundan az önce bahsettik. Kelimullah lakabını almıştır. Şöyle Kelimullah diye de buraya belirtelim. Bu da bizim için önemli. Ayet-i Kürsi hangi surenin 255. ayetidir? Tabii ki de Bakara şöyle Bakara suresinin 355. ayetidir. Hz. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş ve kendisine ne verilmiştir? Hangi kutsal kitap? Tabii ki de Tevrat verilmiştir. Allah'ın sonsuz ilim ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine biz ne diyoruz? Kader diyoruz. Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılmasına da tabii ki de kaza diyoruz. Kader ve kaza örneğini e, suyun 100 derecede kaynaması e, örneği üzerinden kader ve kaza kavramlarını sizlere açıklamıştım. Çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Cümle doğru mu yanlış mı? Şimdi doğru ve yanlış çalışmamıza başlıyoruz. Ama öncelikle hemen şöyle kalemimizi de değiştirelim. Bir. Allah evrendeki her varlığı belli bir ölçü ve yasaya göre yaratmıştır. Evet. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. İnsan fiil ve davranışlarından sınırsız bir özgürlüğe sahiptir. Hayır. Bizim özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Biz sınırsız bir özgürlüğe sahip değiliz. Hiçbir iş yapmayıp işleri Allah'a havale ederek de başarılı olabiliriz. Hayır. Bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Yani e, tevekkül nerede kaldı? İşleri yapacağız. E, i̇şte e, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayacağız. Sağlam kazığa bağlayacağız ya da öyle söyleyelim. Veya bir işimizi yapacağız. Ardından Allah'a bırakacağız. Tevekkül edeceğiz. Hiçbir iş yapmayıp işleri Allah'a havale ederek başarılı olamayız. O yüzden bu 3 yanlıştı. Hastalanan bir kişinin yapması gereken şey tedavi olmaktır. Tabii ki de bu doğru bir ifade. Hz. Musa Aleyhisselam İsrail olanına da gönderilen bir peygamberdir. Bu ifademiz de doğru. Beşi de doğru yapmış olduk. Ben kader mahkumuyum cümlesi doğru tevekkül anlayışına örnektir. Hayır yanlış bir örnektir. Öyle kader mahkumuyum böyle bir şey yok. Ne yapacağız? Çalışacağız çalışacağız ve Allah'a Tevekkül edeceğiz. Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'a tevhid mücadelesinde yardımcı olmuştur. Hmm. Firavun tevhid mücadelesinde Hazreti Musa'ya yardımcı mı olmuş yoksa daha kötü bir şeyler mi yapmış? Tabii ki de bu ifade yanlış bir ifadedir. 8. Hazreti Harun Aleyhisselam Hazreti Musa'nın öz kardeşidir. Evet bundan bahsettik bu ifademiz doğru. Kürsi ilahi ilim ve kudret anlamına gelmektedir. Evet bu ifademiz de doğru bir ifadeydi arkadaşlar. Eşleştirme sorumuzla çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Aşağıdaki verilen kavramları uygun ifadeler ile eşleştirin. Şimdi fiziksel yasalar. Şimdi gemilerin denizde yüzmesi suyun kaldırma kuvvetinden bahsediyor. Fiziksel yasalarla eşleştirilir. Kuşların uçabilmeleri için kanatlarının olması bu açık bir şekilde biyolojik yasayla eşleştirilir. Suyun yüz derecede kaynaması nedir? Fiziksel bir ...yasadır. Hemen onu da şöyle yapalım. Suyun 100 derecede kaynaması... ...fiziksel bir e, yasadır. Bu gerçekten... E, ...önemlidir. Adaletin olmadığı... ...toplumlarda huzurun bozulması... ...toplumsal yasalarla alakalıdır. Savaş nedeniyle... ...insanların göç etmesi de yine toplumsal... ...yasalarla alakalıdır. Bu ayetler... ...sırasıyla evrensel yasalardan hangileriyle... ...ilgilidir? Hemen bakalım. Birinci ayetimiz... ...Rahman suresinin beşinci ayeti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. İkinci ayetimiz... Fatır suresinin 44. ayeti. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nece olmuş görsünler. Evet bu ayetler sırasıyla evrensel yasalardan hangileri de ilgilidir? Şimdi güneş ve ayın bir hesaba göre hareket etmesi fiziksel yasalarla doğrudan alakalıdır. Toplumsal ve biyolojiyle biyolojik yasa ile ilgili bir şey yok. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler ve burada açık bir şekilde toplumsal yasalardan bahsediyor. Fizikle alakalı Bölücüyle alakalı bir şey yok. X'in eşleştiği seçenek. A seçeneği cevabımız A bu nedenle. Doğru cevaplayan arkadaşlarımızı kutluyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım sizler için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Ve sizlere ödüllü soruyu sormadan önce bir tane de ben soru sormak istiyorum. Bu soruyu, sorunun cevabını da ayrı olarak yorumlara yazarsanız çok ama çok sevineceğim. Hadi bakalım. Tevekkül kavramı nedir? Yani tevekkül ne demektir? Bunun cevabını da yorumlara bekliyorum. Bu bizim için önemli. Sınavda çıkar mı çıkar. Ve son sorumuz ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın.